Şükür kavuşturana diyelim. Değerli hocam, birkaç işlerimiz vardı. Tıraşımız olduk, dişlerimizdeki telleri diş hekimimize kontrol ettirdik. Tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum. Önceki dersimde tek zarlı organelleri öğrenmiştik. Hemen öncesinde de ribozom ve sendrozomdan bahsettim. Şimdi seninle 9 tane çok cik sorun var. Bu soruları çözelim. Mitokondri ve klorofilasta kaldığımız yerden devam edelim öyle. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuza bakalım hocam. Diyor ki, genç ve yaşlı bitki hücrelerinin belli özellikler bakımından karşılaştırılması ile ilgili bir tablo verilmiş. Bu tablodaki numaralandırılmış satır hangilerinde hata yapılmıştır? Ne demek hata yapılmıştır? Hangileri yanlıştır diyor hocam. Birinci öncüle bakalım. Genç bitki hücrelerinde çekirdek bölü sitoplazma oranı yüksek, yaşlılarda da düşüktür. Bu ne demek biliyor musun? Yaşlı bitki hücrelerinde değerli hocam, biliyorsun ki ne koful vardı? Merkezi koful vardı. Bu çekirdeğin hemen yanında büyük bir merkezi koful bulunduğu için sitoplazma oranı ne olur? Çekirdeğin sitoplazma oranı daha düşük olur. Genç bitki hücrelerinde kofullar daha küçük olduğu için çekirdek bölü sitoplazma oranı ne olur dersek o da yüksek olur. Dolayısıyla bir nolu ifade için doğru dedim. 2. Koful sayısı genç bitkilerde çok ve küçük. Evet, yaşlılarda az ve büyük diye ifade etmiştik hocam. Bu ifade de doğrudur. 3.ye bak. Çeper kalınlığı genç bitki hücrelerinde ince. Bak burada dikkat et. Zar kalınlığı demiyor. Çeper kalınlığı diyor. Çeper kalınlığı gençlerde incedir hocam. Bitki yaşlandıkça bu çeper giderek ne olur? Kalınlaşır. Bitkisel dokularda daha detaylı bahsedeceğim hocam bu kısımdan. Dolayısıyla bu ifade için de doğrudur dedim. Son öncül. Metabolizma hızı. Genç bitki hücrelerinin yavaş, yaşlıların daha hızlıdır demiş. Tam tersi olması gerekiyor hocam. Yaşlı bitki hücrelerinde metabolizması daha nedir? Yavaştır hocam. Dedelerimiz, nenelerimiz neyle? Bazısı bastonla geziyorlar. Daha yavaş hareket ediyorlar. Gençken ama kıpır kıpırız. Doğru mudur? Dolayısıyla hangisi yapılamaz? Hangisi hata yapılmıştır dediği için yalnız 4 diyorum. A diyorum. 2 numaralı sorumuza geçiyorum hocam. Diyor ki, bitkilerde bulunan endoplazmik retikulum organelleri ile ilgili görevlerinden hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olabilir demiş. Yani diyor ki, endoplazmik retikulum ne iş yapar diyor. Birinci öncülü okuyalım. Hücre zarının yapısına katılan yağ molekülleri sentezi. Peki burası granüllü mü yoksa düz endoplazmik retikulumun işi midir dersek düzün işidir hocam. Niye? Ribozom taşımıyordu. Polisakkarit ve yağ sentezi yapabiliyordu. İkinci öncül. Üzerinde bulunan ribozomlarda üretilen proteinlerle birlikte hücre dışına verilecek olan salgıların üretilmesi. Ne demiştik? Ribozom varsa granüllü ERE diye adlandırmıştık. Burada hocam hücre dışına çalışacak olan salgılar, enzimler, hormonlar, proteinler üretilebilir demiştik. Bu da ERE'nin görevidir dedik. Hücre için madde iletilmesini sağlanması. Zaten ERE'nin en önemli özelliği neydi hocam? Bir yerden bir yere hücre içerisinde moleküllerin taşınmasını sağlıyor. Bu da doğru. Son öncül. Sitoplazma içerisinde asidik ve bazik tepkimelerin birbirinden ayrılmasını sağlayacak bölgeler oluşturulması. Kelime anlamı neydi zaten ERE'nin diye sorduğum zaman diyordun ki hücre içi kanalcık sistemi. Bu ince kanalların içerisinde asidik ya da bazik farklı tepkimeler gerçekleştirilebiliyor. Yani hücreyi odalara bölmüşsün gibi düşünebilirsin. Bu sade sevgili hocam. Asidik ve bazik tepkimeler birbirinden etkilenmiyorlar. Bu da ERE'nin görevi olabilir mi? Olabilir. Buna da evet dedim. Hangisi doğruyla 1, 2, 3 dedim ve E şıkkı diye ifade ettik. Gel hocam 3. soruya bakalım. Kontraktil koful. Hatırlıyor musun hocam kontraktil koful neydi? Fazla suyun dışarı atılmasını sağlıyordu. Amip, ögdena, terliks, hayvan gibi canlılarda bulunuyordu hocam. Hücrenin patlamasını engelliyor demiştik. Peki kontraktil kofulla ilgili hangileri doğrudur diye soru bize sormuş. Birinci öncülü okuyalım. Temel işlevi hücrenin su dengesini sağlamaktır. Bu doğru mudur? Doğrudur. Nasıl sağlar? Fazla suyu dışarı atarak hücrenin su dengesini sağlar. İkinci öncül. Tatlı sularda yaşamaya uyum sağlamış. Zaten bundan bahsetmiştik. Ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. Bak sana amip, ögdena, terliks, hayvan diye belirtmemiş fark ettiysen ismini söylemeden de bu şekilde anlamanı ister. Aklında tatlı sularda yaşamaya uyum sağlamış canlılarda diye düşünebilirsin hocam. Buna da evet dedim. Üçüncü öncül. Çalışması sırasında enerjiye ihtiyaç duyduğu için hücredeki enerjinin üretim mekanizmasından etkilenir demiş. Hücredeki enerji miktarından da etkilenir. Evet hocam. Hocam kontraktil koful çalışırken dışarı su atarken ne harcıyordu? ATP harcıyordu. Dolayısıyla hücredeki ATP'nin miktarı, enerji üretim miktarı kontraktil kofulun çalışmasını etkiler hocam. Yani hücredeki enerji miktarı azalırsa kontraktil kofulun çalışması da azalır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Son öncül tek zarla kuşatılmış olup. Ne demek bu tek zarla kuşatılmış? Tek zarlı olup demek. Kasılıp gevşeme yeteneğine sahiptir. Zaten kontraktil kofula kasılgan koful, vurgan koful isimleri de veriliyor. Bu da hocam kontraktil kofulun görevidir. Hangileri doğrudur kontraktil koful için? Cevap 1, 2, 3, 4 dedik. 4 nolu sorumuza bakalım. Aha 4 nolu sorumuz diyor ki bir hücrede peroksisom organellin metabolizmasına bağlı olarak aşağıdaki değişimlerden hangileri meydana gelebilir? Diyor ki soru. Hangisi peroksisomun işidir diyor sevgili hocam. Ne yapar peroksisom diyor. Beraber şıklara bakalım hocam. A şıkkına bakalım. Yağ asidi miktarını arttırır diyor. Benim bildiğim yağ asidi miktarını azaltması gerekiyor. Niye? Çünkü biliyorsun ki mitokondriye yardım ediyor. Oksijen kullanarak yağ asitlerini parçalayıp mitokondrinin kullanabileceği hale dönüştürüyor. Dolayısıyla A şıkkı için hayır dedim. Su miktarını azaltır demiş. Yanlış. Niye hocam? Çünkü bizim peroksisom organellimiz içerisinde
katalaz diye bir enzim var hatırlıyorsun. Hidrojen peroksidi kime parçalar? Suya ve oksijene parçalar. Dolayısıyla su miktarının artması gerekir. Oksijen miktarının artması gerekir diyebilirdim. Ama suyu azaltır ifadesi bizim için yanlış olur. C şıkkı. ATP'yi arttırır diyor. Hocam hidrojen peroksidi kullanan peroksisom organizmimiz ATP üretmez. Doğru mudur hocam? Bu ifade içinde yanlış dedim. Peki H2O2 miktarını azaltır demiş. Ne diyorsun hocam? Zaten katalaz enzimi yardımıyla zehirli olan hidrojen peroksidi ne yapıyor? Suya ve oksijene dönüştürdüğü için. Bu olayı yapabilir diyorum. Son öncüle bakalım. Enzim miktarını arttırır demiş. Bir bilgi vereyim hocam. Bizim peroksisomun içerisinde bulunan enzimleri kim üretir? Sitoplazmada bulunan ribozomlar üretir. Yani peroksisom enzim üretmiyor kıymetli hocam. Dolayısıyla bu ifade içinde yanlıştır dedim. Hangisi doğru çıktı öyle diye sana soruyorum. 4 nolu soru için diyorsun ki hocam cevap D seçeneği diyoruz. 5 nolu sorumuza bakıyoruz. Evet, destansı bir soruyla daha yolumuza devam edelim. Diyor ki peroksisom organine ait özellikleri belirtmek için bilgiler hazırlanmış. Bir sürü bilgi vermiş. Bu bilgilerin tamamının doğru olabilmesi için hangi numaralı özelliklerde değişiklik yapılması gerekir? Ne demek istiyor? Hangi tamamının doğru olabilmesi için hangilerinde değişiklik yapılması gerekir? Yani içlerinde bazıları diyor ki yanlış. Sen bu yanlışları bul diyor hocam. Beraber bakalım hangileri yanlışsa yanlarına çarpı koyalım. Peroksisomlar hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunan zehirli maddeleri yok eden organellerdir. Evet hocam, peroksisom böyle bir özelliğe sahip demiştik. Bitki ve hayvanlarda ortaktır dedik. İkinci öncül hücrede mitokondri dışında oksijen kullanan, evet, ikinci organel olan peroksisomlar mitokondride olduğu gibi kaç zarlıdır diyor. Söyle bakayım bana, çift. Ne demesi lazımdı? Tek zarlı bir organeldir değerli hocam. Mitokondri çift, evet, ama hem mitokondri hem peroksisom çift zarlıdır diyemezsin. İki için yanlış dedim hocam. Üç, özellikle karaciğer peroksisomları sahip oldukları peroksidaz ve katalaz enzimleriyle, burada bir şey daha öğrendik. Bizim peroksisomumuzun içerisinde bir enzim daha varmış. Peroksidaz adında bir enzim varmış. Bu enzim yardımıyla katalazla beraber alkol ve ilaç gibi zararlı maddeleri ne yapıyormuş? Toksik etkilerini yok ediyormuş. Evet hocam, böyle bir özelliği de vardır demiştik peroksisom için. Böyle de bak, peroksisom içinde oluşan hidrojen peroksiti yine bu organel içerisinde bulunan bir enzim. Hangi enzim söyleyelim? Katalaz enzimi ne yapabilir? Buradaki hidrojen peroksiti parçalayabilir. Bu ifade içinde doğrudur dedim. 2 yanlış. 5'e bakalım. Peroksisomlara ait olan enzimler bu hücre organelinde sentezlenmezler. Bak, bu ifade olumsuz. Sentezlenmez. Evet, ama her olumsuz yanlıştır diye bir ifademiz yok hocam. Peroksisomlara ait olan enzimleri kim üretiyor demiştik? Hücrede sitoplazmada bulunan ribozomlar üretir demiştik. Son öncüle bak. Bazı peroksisomlar polisakkaritleri mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürür. Ne demesi lazımdı? Bazı peroksisomlar yağ asitlerini kime dönüştürür? Mitokondrinin kullanabileceği daha küçük parçalara dönüştürür demesi lazımdı. Burada bizi polisakkaritte keklemeye çalışmış. Ne diyorsun cevap olarak diyorum hocam? 2 ve 6 olması lazım. Var mı şıklarda 2 ve 6? Varmış. Doğru cevap nedir dersen? B seçeneği diyorum. Aha da son 4 sorumuza geldik sevgili hocam. Sentrozom ne iş yapar demiş hocam. Sentrozom neydi? Hücremizin içerisinde bulunan, hayvanlarda bulunan bir organeldi hocam. İplikleri yardımıyla kromozomların zıt kutuplara çekilmesine yardım ediyor. Sentrozom nelerin oluşmasında görev alır dersek söyleyelim. İplikleri oluşmasına yardım eder. Hücrede sevgili hocam, terliksel hayvanın etrafında bahsetmiştik. Hatırlıyor musun? Madde alışverişinde söylemiştik. Hücre zarından farklılaşan yapılarda bahsetmiştik. Bu sillerin oluşmasında hangi organel görev yapabilir dersek cevabımız mikrotübüller yardımcı olur. Sentrozom da bu işi oluşumuna yardım edebilir dersek evet hocam derdik. Kamçı oluşmasında sentrozom görev alabilir mi dersek ona da evet derdik hocam. Sentrozom hangilerinin oluşmasında görev yapabilir cevabımız hepsi olması lazım. Doğru cevap 1, 2, 3 yani E seçeneği dedim ve idinolu sorumuza geçelim sevgili hocam. Diyor ki endoplazmik retikulum ve Golgi organellerinde oluşturulan bağlar için hangileri doğrudur diyor. Yani diyor ki hem ERE'de hem de Golgi'de ikisinde de üretilen bağlara bak bakalım diyor. Birinci öncül granülüsüz endoplazmik retikulum glikozit bağı kurar demiş. Hocam granülüsüz endoplazmik retikulum ne üretirdi? Polisakkarit ve lipid üretirdi. Dolayısıyla glikozit bağı da karbonhidratlarda bulunan bir bağ olduğu için granülüsüz ERE bu işi yapabilir diyoruz. Granüllü ERE diyor ki sevgili hocam ester bağı. Ester bağı nerede bulunur demiştik? Lipidlerde bulunur demiştik. Granüllü ERE'de kim var diye ben sana söylemiştim. Demiştin ki hocam onlarda ribozom bulunuyor. Ribozom taşıdıkları için değerli hocam protein içerikli bileşikler üretir granüllü ERE. Yani ester bağı içeren bileşikler üretmez. Dolayısıyla 2 nolu ifade için ne diyor sevgili hocam? Yanlıştır diyorum. Golgi aygıtı kompleks molekülleri birleştirip ayırabilir demiştik ve farklı molekülleri sentezleyebilir. Bu olayları gerçekleştirirken glikozit bağı da kurabilir mi? Kurabilir değerli hocam. Hangileri Golgi ve ERE için doğrudur denildiği için 1, 3 var mısın? Varmış. Doğru cevabımız D seçeneği dedim ve son 2 sorumuza geldik hocam. Aha, sindirim organelimiz kim? Lizozom. Lizden aklında gelmesi gerekiyordu hocam sindirim yaptı. Peki içinde bulundurduğu enzimleri kendi mi üretiyordu diye sorarsam diyorsun ki hocam lizozom içerisinde bulunan enzimler granüllü ERE'deki ribozomlar tarafından üretilir. Kendisi ne yapmaz? Üretmez. Aynı şekilde
peroksomda içeride bulundurduğu enzimleri kendi üretmiyor. Sitoplazmadaki ribozomlar üretiyor hocam. Hangilerinde görev alır demiş hocam. Söyleyelim birlikte. Bozulmuş ve yaşlanmış organellerin ortadan kaldırılması. Evet hocam, bu işi lizozom gerçekleştiriyor demiştik. Peki lizozomun zarı bazen parçalanıyordu ve enzimler sitoplazmaya dağılıyordu, sindirim enzimleri. Biz bu hücrelerin kendi kendini sindirmesine ne ad vermiştik? Otoliz ismini vermiştik hocam. Peki hidroliz enzimlerin sentezini lizozom yapıyor mu diye sana sormuştum. Diyorsun ki hocam lizozom enzim üretmez. Emi hocam sana bunu söylemişti. Son öncül embriyonik gelişim döneminde annemizin karnında gelişirken el ve ayak parmaklarımızın şekillenmesi. Ne demek el ve ayak parmaklarının şekillenmesi? O perdelerin parçalanması demek. Bunu da kim yapıyor demiştim. Lizozom yapıyor demiştin. Cevap bu da doğru olur dedim. Var mı la 1, 2, 4 varmış. Cevap yine ne oldu dersek D seçeneği oldu ve 9 numaralı sorumuza bakalım hocam. Diyor ki Golgi aygıtının çalışmasına bağlı olarak kimler salgılanabilir diyor. Yani Golgi aygıtı ne iş yapar hocam? Hangi molekülleri dışarı salgılayabilir demiş. Şimdi steroid yapılı bir hormonu Golgi aygıtı dışarı salgılayabilir mi? Salgılayabilir. Golgi zaten salgı işlerinden sorumluydu. Peki bitkilerde bal özü var hocam. Arıların tozlaşmaya yardım etmesine sağlıyor. Doğru mudur hocam? Hatta küçükken belki sen de yapmışsındır diye tahmin ediyorum. Hanım eli diye bir bitki var sevgili hocam. Böyle kapıların üzerinden sarkan bir bitki. Böyle gramofona benzeyen bir çiçeği de vardı. Biz küçükken niye yapıyorduk hala bilmiyorum. O çiçeğin dip kısmını alıp koparıyorduk. İçinden böyle bir damla bal özü geliyordu hocam. Onu yemeyi seviyorduk. Neden fikrim yok. Yaptım mı bilmiyorum ama sizin zamanınızda kalmadı diye tahmin ediyorum. Ben küçükken yapıyordum hocam. Golgi aygıtı ne yapıyormuş? Söyle bakayım bana. Bal özü gibi salgıları da üretebiliyormuş. Bitkilerde bu işi yapanlar kimler? Golgi aygıtı. Protein yapılı hormonların dışarı salgılanma işinden de yine kim sorumludur? Golgi aygıtı sorumludur diyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 dedik ve 1, 2, 3 dedim. Bu sorunun cevabını da E seçeneği olarak seçtik ve inşallah doğru yapmışızdır kıymetli hocam. Şimdi bundan sonra çift zarlı organellerden kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Beni sabırla dinlemeye devam ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada desteklerinizle beraber sağ olun, var olun. Sem hocanız bilgisayarını bir tık daha yeniledi. Buradaki MacBook'la vedalaştık. Teşekkür ederiz elmalı arkadaşımız. Bunu diğer ıvır zıvır işlerimi yapmak için, daha hafif işleri yapmak için kullanacağım. Ben size bu dersleri elmayla anlattım. Ben size bunları buz aküleriyle anlattım. Buz aküleri de veda edelim. Ben size bu dersi konu anlatım kitaplarıyla anlattım deyip sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Geçen derslerde de söylemiştim. Ben eksiklerimi giderdim. Siz bana güvenerek destek oldunuz. Sağ olun, var olun. Artık yavaştan buz akülerine veda ediyoruz. Ana olan bir bilgisayarımız var. Güle güle kullanalım. Bu bilgisayarı alabilmemde bana destek olduğun için ayrıca teşekkür ederim. Mitokondri ve kloroplast konusunda görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah çalışmaların güzel gidiyordur. Biyolojiyle aranın ısındığını tahmin ediyorum hocam. Çok ısındıysa buz akülü. Biyolojiyle aranızın iyi olduğunu tahmin ediyorum. Yorumlara birkaç öğrencim yazmış sağ olsun demiş hocam. Ders programı içerisinde biyoloji olduğunu görünce sıkılmadan çalışmaya devam ediyorum demiş. En önemlisi de zaten buydu hocam. Yapabildiğinizi görmekti. Kendiniz de zaten görüyorsunuz. İznini isteyeyim hocam. Hemen videoyu editleyip yükleyeyim. Sonraki konu altı videosunda görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak. Çavs 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 çavs. Kapatıyorum. Hadi güle güle. Bay bay.